Bismillahirrahmanirrahim. Bana sahır. Sahır kılıç dedi. İmam-ı Zahabi haram diyordu. Şunun için bizi sahırımız, dinimizi sahırı, milletimizi sahırı diyen kelimeler duruşmaz. Çünkü sahırlamıştık haram o. Kuttali milletimizin sınası, milletimizin uğurluğu diyen görüşüydü o. Kala Allahu Teala, Allahu Teala etti ki, İsta'izu billah ve kala Musa inni uztu bi Rabbi ve Rabbikum min kulli mutekebbirin. La yu'minu biyamil hisab. Gafir surası 27. ayette Allah sana haber veriyor ki ve Musa etti ki elbette men Rabbimge ve sizlerinin Rabbimizge sığınemen. Bundan panah soreymen. Necat soreymen. Nemeni yamanlı giden. Min kulli mutekebbirin. Her bir mutekebbirden. Her bir katta getirici uzunu katta deb güman kılıçlarının yamanlığından mana Rabbimge sığınemen deyettiler Musa aleyhisselam. Demek peygamberler diyor ki mütekebbirli yamanlığından Allah'a sığınıyordu mu? Demek kibirli insanlar insaniyet için en zararlı insanlar. Cemiyet için en tahribkar, en büzgünci insanlar mütekebbir. Ve bir de bana mütekebbirli sıfatı beyan kılıyordu ki la yu'minu biya bil hisab. O hesap günüge işenmeydi diyordu. Demek mütekebbirde iman bu mesajın. Yani kibirli adamın kalbide imanı yokluğuna Gafir Suresi 27. ayet delil buluyor. Bazı hadislerde hem geldi ki, kimi kalbide kibir olsa imanı yokluğuna doğrusu da, cennete kiremezliğe doğrusu da. Şunun için kibirden hazar kılıçlık gerek. Doğru adamlarda köprüdeki hazır kibirden hazar kılmaydı, hemen mütekebbir bugün o. Lekin her kim cehenneme kesilse siz cehenneme gitmezsiniz ki. Halimiz ki cehennemge hemen kirip kesilse siz hem kirip geçtikiz. Ve kâle Teala Allah sana Nahl suresi 23. ayet etti ki İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Elbette Allah subhanehu ve teala kibir kılıcılarını yaş görmeydi. Kibir kılıcılarına gazap kıladı Allah sana. Yaman köredi. Bir padişah sizi yaman köredirse gece gündüz yukus kimi kaldı. Nime gemeli yaman kör kaldı iken. Nime gel buldu iken. Kim şikayet kıldı iken. Beni nime dedi iken. Allah saklasın beni terörizde var işte mi iken. Vahabi dedi tuhmet var işte mi iken. Gece gündüz yukus kimi kaldı. Nime gel. Bir memlekette mahluk bugün bir padişahı sizi yaman kör kıyam mısa. Rabbul alemin ilan kıladı ki ben kibir kılıcıdan yaş görmeyim ben diyor. Akala Teala Allah sana yana etti ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ اِنْ ف۪ي سُدُورِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Yine Gafir Suresi 56. ayette Allah sana yaptı. Elbette Allah'ın ayetleri doğrusu da ularga kelgan sultan, hüccet, kuvvet, kudreti bulmaktan hiç kendi hücceti bulmaktan, kudreti, kuvveti bulmaktan halette mücadele kılıp, tarşıp, cendel kıladigen kişiler. Böyle Allah'ın ayetlerini karşıya türgenlerinin hiç kendi delili yok. Hiç kendi delilsiz halette, şeytan ve nefsine tabi bugün halette mücadele kılıp, cendel kıladılar. Allah etti ki, اِنْ ف۪ي سُدُورِهِمْ Bunların kökreklerde hiç nefse yok. İlla kibrun, fakat yine kibir var, halas diye. Yani Allah'ın ayetlerine karşı çıkıp mücadele kıladiyenlerinin kalbinde kibirden başka hiç nefse yok diye yaptı Allah Teala. Mütekebbir insanlar, onlar özünü katta tutken, şeriatke hem kibir kıyan, Allah'ke hem kibir kıyan insanlar. Mâ hum bi bâlighihi, onlar onge yetişici yemezler. Onge yetişemeydi. Bu kattalikke yetişemeydi onlar. Katta bu mahsup ola diyor. Lekin katta bu lüslüğünün yolu kibirmez tavazu. Festa'iz billah. Allah'a sığıngin diyor. Bana bunda insanlar da zarar eden Allah'a sığın. Allah seni saklaydı. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadislerde ettiler ki La yedhulul cennete ahedun fi kalbihi miskalu zerratin min kibirin. Ravahu Müslim. Kalbida kibirdan zarrani og'irligicha bo'lgan birorta odam jannatga kirmaydi deyaptilar. Zarra nima degani? Shunday derazadan nur tushgan vaqtida qarasangiz mayda uchib yurgan narsalarni ko'rasiz. Nihoyatda kichkina-kichkina. Shularda har bittasini zarra deyiladi. Uni qancha og'irligi bor? Bittasini qo'yingda 10 mingtasini sizni qo'lingizga suya qo'ysa qiynalib qolasizmi?
10 mintasını koysa hiç nese koymayken dedir orası. O indi bitti zerrani ne mi ağırlığı var? Resulullah diyorlar ki şu bir zerrani ağırlığının miktarıca kibir kimi kalbide bulsa o cennete girmeyi deniyor. Şunun için ütken ulamalar hemen kibirden nuhayette korkar. Kibir dürüstmez. Eğer siz Resulullah'ın hakikatten ümmeti bulsanız, Resulullah'ın hak peygamberliği geçenseniz, o kişinin sadıklığını bilseniz, o kişinin gepleri doğruluğunu bilseniz, kalbinizden kibirde hemesini çıkarıvarın. Şu kattalik davasını hemesini çıkarıvarın. Eğer şu zerre kadar olsa cennete girmeyesiz. La yedhulul cennete diyettiler. Cennete girmeyesiz. Cehennemge otun bulasız. Ravahı Müslim, İmam Müslim'in rivayet kıldı. Çünkü yukarıda ayette emetti. Min kulli mutekebbirin la yu'minu biyavmil hisab dedi. Hani ayetlerden, hadislerden ortasındaki mutabakat. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Aleyhisselam başka bir hadislerde ettiler ki beynemâ raclun yetebahtaru fî burdeyhi. Bir kişi şimdi köylek iştanı da yani tepesiyen pasiyen bir hıl bugen libaslarını kiyip şimdi kirilip keti yaptırgen idi. İz hasafallahu bihil arza birden ege Allah-u Teala onu yeriye yuttur vardı. Demek bana siz kibirlenip, kirilip, girdeyip, mehtenip yürüyen vaktinizde şu hadis esliye kesin ki Allah-u Teala sizden aldığınki ümmetlerdi içi de şimdi emeldi kıyandı yeriye yutkizgeni dek sizden yeriye battır varışı mümkün. Eğer yeriye batma yaptırgen bu siz etmeyin ki ben yeriye batma yapman. Demek bende bir yaşlı var mıkin değil mi? Sizi cezayızı Allah-u Teala ahiretke geçiştiriyor. Siz yer yutadigan derecede katlı günahkarsız. Yerge batırladigan derecede bedbah bugensiz o. Lekin Allah sana cezayızı ahirete geçiktiriyor. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ ف۪يهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ Bes bu kişi kıyamet günüge kadar yer teyige bakırgan, dat feryat kıygan halete kızgit uğradı. Yer yutadigan bakırmıyorsa mı? Ben bakır uğradı, dat feryat kıygan, hem iziladı, hem kıyneladı, azabladı. Yer tayiga kirib ketaveradi qiyomat kuniga qadar. Davomli ravishda mana shu azobga giriftor bo'lyapti. Va qala sallallohu alayhi va sallam va payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir hadisda aytilarki, yuhsharul jabbaruna wal mutakabbirun jabr qiluvchilar, odamlarni majburlaydiganlar va kibr qiladigan odamlar, kattalik da'vosida bo'lganlar yawmal qiyama qiyomat kunida amsala zarri zarlarning misollarida bo'ladi. Zar deb Böyle çumalı manasında geliyor. Çumalılar da bu kalacak. Hazır siz yürgenizde ayak isteyince çumalılar kendi bir harp bukkası. Bu dünyada kibir kıyanlar ahirette sizi aldığınızda mumullarının aldığı da çumalının hayatı geçip kalan. Yatağımın nes ulanı adamlar basıp giderdi. Dünyada kibir kılıp adamlara cebir zulüm kıyan firavunlar, nemrutlar, leylinler, Taninler, ulardi yoldan gitken başka zalimler, mütekebbirler, kıyamette şimdiye harbu yendiğini görürüz. Şunun için siz ularga havas kimin? Menem bir Lelin'e okşagen busam, Stalin'e okşagen busam, Firavun'e okşagen busam. Demin, bizim zamanımızda hem şimdik, Firavun'e yoldan kitle yaptırırken, Stalin'e yoldan kitle yaptırırkenler var. Siz ularga rahbis kesin, ularga havas kimin? Bular yaxshi insonlar. Salom ustam demin. Siz ularga shunday ko'zda qaringki, ertaga qiyomat kunida aniq, 100% aniq bo'lganda haqiqatki, oyog'ingizning tagida chumollar yoshib o'rlashib yuradi. Mahsharda insonlar yurib ketayotib, oyog'ining tagida kichkin narsalarni ko'radi. Nimekin bu deb egilib qarasa, insonlar chumoliga o'xshagan. Firavn, Namrud va uni yo'lidan ketganlar. Shunday hol bo'ladilar. Va qala ba'zi salaf Bazı salaflar aytadı ki, ötken ulamalarımız, اَوَلُوا ذَنْبِنَ عُسِيَ اللّٰهُ بِهِ الْكِبْرُ Allah-u Teala'ya isyan kılıngan, karşı çıkılıngan birinci günah kibirdir. Allah-u Teala'ya vücutta, kainatta birinci madde isyan kılındı, karşı çıkıldı, şunda kibirle karşı çıkıldı. قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى Allah-u Teala aytı ki, وَاِذْ كُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Oşanda biz farişteler'e, Adamga sajda qilinglar dedik. Fasajadu butun farishtalar odamga sajda qilishdi Alloh buyurganligi uchun. Illa lekin iblisa iblis shayton
Secde kılmadı. Ebe yüzü güldü. Ve tekbera kibir kıldı. Ve kâne minel kafirin. Ve kafirlerden buldu. Değil mi? Şeytanın kafir buluşluğu için kafir buluştan aldığı darvazası kibir darvazası buluyor. Kimi ki kibir darvazası yakıldı mı? Ondan ki ingi darvaza uzdan uzu küfür darvazası. Hemen istek bir alel hakkı. Demek kimi ki hakka kibir kısa, hak ki gende uzunu kette tutup hakkını amasa, keme fe'al iblis, iblis kıyendik. Lem yenfe'hu imanuhu, bu adamın imanı fayda vermeydi diye. Yukarıda ayet hadislerde şerhleyip İmam-ı Zahabi. Yani ayet hadislerde kibir kıyan adamda iman bulmagenliği bayan kılındı. İmam-ı Zahabi etti ki hakka kibir kıyan adamda kalbinde imanı yok. İmanın faydası yok. Namazının faydası yok. Ruzasının faydası yok. Kur'an okuyanın faydası yok. Hac kıyanmasının faydası yok. Çünkü hakka kibir kılıyor. Şeytan yoludan gidiyor. Şeytanda hem çok ilim var. Fayda vermeyip çıkıyor. Ve anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamberimiz aleyhisselamdan rivayet kılığında ettiler ki el kibru sefahul hakkı. Kibir ne dedi yani? Bana kibir diye malıyını bile yapıyoruz. Kibir ne miyken? Kibir sefahul hak. Hakka itibarsızlık kılıçlık. Hakkını tahsanaşlık. Hakkını batıldı bilişlik. Hakkını hataldı bilişlik. Hakkını Kur'an ve hadis. Ve gam sünnet ve insanlarda pes görüşlük. Ve filaz din li muslimin, İmam Müslim'nin rivayetinde hadisinde başka bir lafzda geldi ki, el kibru batarul haqqi, kibir diyene hakkını inkar kılıçlık, hakka karşı çıkışlık ve gam tunnas, insanlarda hakaret kılıçlık. Eğer sizi kalbinizde şimdi bir sıfat bulsa ki, Kur'an-ı hadisinin hükmü kıyanda inkar kılasız, hata değilsiz, bu zamanga münasip mes değilsiz, bu haletke münasip mes değilsiz, hazır bunga amal qilinadigan holat emas deysiz. Shunday bir maraz bo'lsa bilingki qalbingizda kibr bor ekan. Agar qalbingizda zarraqadar kibr bo'lmasa, unda Qur'on hadis kelganda sami'na va ato'na deysiz. Eshitdik va itoat qildik deysiz. Zog'on tundas insonlarni past ko'rishlik. Boshqalarni o'zidan past ko'radigan bo'lsangiz, bilingki qalbingizda kibr bor ekan. Boshqalarni o'zidan past ko'rmang. Odamlarni yuksakligi, maqomini balandligi kilosini og'irligi bilan bo'lmaydi. Bo'lmasam mollar sizdan ko'ra sharafli bo'lib ketadi, og'ir ko'zsizdan. Bo'yini balandligi bilan bo'lmaydi. Bo'lmasam jirafaning maqomi baland bo'lgan bir hayvon bo'lib qoladi jirafalar. Insonlar jannatga ketolmay qoladi. Maqomingiz balandligi taqvo bilan bo'ladi. Va qala ta'ala Alloh taolo aytdiki, Luqman surasi 18-oyatda Inna Alloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Albatta Alloh taolo har bir yerda yuvchi va maqtanchoqlarni yaxshi ko'rmaydi. Faxr degani maqtanmoq degani. Millatimizning faxridir degani millatimizni maqtanadigan narsasi degani. Men faxrlanaman degani men maqtanaman degani. Tursmas faxrlanuvchi mana. Faxrlanuvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'rmas ekan. Demak faxrlanuvchi bo'lmang. Sarohatdan aytilgan muxtal yerda yuvchi yerda uchulardan bo'lmaydi. Ha, kuzi qarshisiga yerdasiz bo'ladi. Ne bir melisani ko'rganda ne yerdasiz joiz. Ama bir mo'minni ko'rganda yerdaymaydi. Ammo nima qilasiz? Tez kazma qilasiz. Melisani ko'rsangiz ko'zingiz pirpirab qoladi-da, bir mo'minni ko'rsangiz yerda ko'zingiz kirib qoladi. Va qala sallallohu alayhi va sallam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, yaqulullohu ta'ala. Alloh taolo aytadiki, al-azamatu izari. Azamat ulug'lik mening izorimdir. İzordir. Pastki libosda aytiladi lug'atda. Bal kibriya u ridai. Kibriya büyüklük ridomdur. Rido deb yuqoriga ishlatiladigan libosda aytiladi. Bu lug'atdagi ma'nosi. Lekin Alloh taolo mening izorim, mening ridoim deyapti, uni kayfiyatini bilmaymiz. Shunday lafziga zohiriga iymon keltiramiz, ma'nosiga kayfiyatdan bahs qilmaymiz. Demak, bu yerda Alloh taolaning izori, ridosi borligi sabit bo'lyapti. Çünkü Resulullah bana sahih hadiste etiyettiler. Allah etiyetti ki, azamet Allah'ın izarı iken, kibriya büyüklük Allah'ın rıdası iken, tamam bu sabit buldu. Lekin biz öyle gendik mi bu nasıl? Biz öyle gendik, libas mı bu? Mesela izarlar rıdadan hala haciler var mı ki? Böyle kindikini basıya bağlıydı, bunun ilkesine taşı vardı. Şu izardan rıda, lügatta. Lekin Allah dostu bunu tasavvur kımıyorsunuz. Bunu tasavvur kımıyorsunuz. Çünkü kayfiyatını bilmiyorsun ki o kan değil.
فَمَنْ نَازَعَنِي ف۪يهِمَا Kimiki şu ikkala nesli tosta memlen tartışsa, اَلْقَيْتُهُ فِي النَّرْ Onu cehennemge atamen deyordu. Cehennemin otuge atamen deyordu Allah Teala. Demek kimiki uluğluk davaksa ve kattalik davaksa, katta buruz ikki hareket kıladigen bosa, uluğluk ve büyüklük izar ve rıdasını Allah ile tartış ettirgen buladı. Bu yerden akide ilimlerde bazı nesliler sabit buladı ki, bazı kişiler mesela ulamalarımız Allah'ın sıfatlarını taksim kıyandığını inkar kılışadı. Allah'ın sıfatlarında taksim yok, bir diyet deydi. Bana hadiste taksim buluyordu. Resulullah diyordu ki, azamet izar diyordu, kibriya hıda diyordu. Etmeyordu ki, azamet izar, kibriya izar demeyordu. İzar ile hıdanın lügatta farkı var mı? Demek Allah'ın sıfatlarını ortasında taksim kirerken, taksim bulabilirken. Allah'ın sıfatlarında taksim kılıştığı duruşmaz. Zati fiili sıfatlar deyişliği duruşmaz. Degen fikirler hatalı yurtaya gelip çıkıyor. Doğru indi ötükenlerde bazı hataları buyuruyor. Yani bazı hatalarda da hemen yapmaları hata diyenemez ki. Yani çıkanlarda hemen fikri doğru diyenemez ki. Zaten ya ki ingi zamanlarda fikirlerini köptülüge hata bulacak. Çünkü fitne zamanda şey yapacağız. Ötüken ulamalar hususen salaf-ı salihler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehtegen zamanda yaşayanlığı için onlar da fikirlerini Rab Kristan aldığını yaşta teşhirip görüşerek. Hakikaten Kur'an-ı Hadis'ten alıngan bir yeri bulmasa onu da aktılar. Olsa mehtiyat bulayım. Bana Resulullah tahsim kıl yaptılar. Tavab-ı Müslim İmam-ı Sunur vaktinler. Münazaat ve mücazabet o. Münazaat diyene o şu tartışmak diyene. Zakale sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etler ki İhtesamatil cennetu ve naru ila rabbiha. Cennetle cehennem Allah subhanehu ve teala'nı huzuru da huzlarının Rabbisi'ye tartışıp husumetleşti. Yani cennet etki ki min Allah'a yakın rahman dedi. Cehennem etki ki min seninle göre yakın rahman dedi. Min saziletim köptü dedi. Şimdi Allah sana etki nime diyesiler dedi. فَقَالَتِ الْجَنَّةِ cennet etki ya Rabbi, ey terbiyeçim, ey Rabbim, مَا لِي يَدْخُلُنِي زُعَفَهُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ مَا لِي مِنْ قَنْدِ بِ شَرَفْلِي نَسْتَمَنْ كِ Menge insanların zayıfları ve adamların közüden kanyanları kiredi. Sakatun digenler, çükenler kiredi. Adamlar da közüden çüken. Adamların közüde kanyanları kiredi. Cennetke birinci kiredigen tayısa, kembeğaller, zayıflar, adamların közüden çüken adamlar cennetke birinci kiredi. Bu aylar mensabdar bugün, bu dünyada aziz bulup yaşayan mumurlar kin kiredi. 500 yıldan kin kiredi. Bunlar davazada şunca kütük kalışardı. Bu hadisten maksat ne mi? Maksat sopuladı şüngerde hemen kembeğal bulsun diye gelmez. Ticaret kılmaya başa kılma, hemen kembeğal bulsun, cennetliğe birinci kürk edersen diye gelmez. Bu hadisten maksat şu ki, iki maksat var. Birincisi, eğer siz kembeğal bulup yaşayıp dururken misiniz, yokçuluğu da yaşayıp dururken misiniz, şu haletsizliğe şükür kılın Allah'a hamd edin ki, cennetliğe birinci kiredigen mekanda durursunuz. Şikayet kimin? Şeytansız vasıza kılıp, kare falancı fasıdı kare, falancı münafıdı kare, haram işlerdi kıladı, niyetliyen bozuk, ticaretleri yaş giderdi. Benim niyetlerim yaşlı, dinge hizmet kılmakçı ben, uzunan yaşlı insan ben, mindaki insan yok şehirde. Çünkü ticaret kılama, iş kılama hiç berek yemeyiz, ticaretlerim yürüşmeyiz demeyin. Bu şeytani vasıza. Çünkü kembeğalligiz, zayıflıgiz, adamlarda gözüden çüp türgenligiz, ya siz Kur'an-ı Hadis'te keti yaptırırken bu siz, siz için kette bir şereftir. İkincisi, mavada bay opkasız, mesela baysız. Lekin, bana şu zayıflardan ve fakirlerden bulsuz cennete girişti haliyesiz. Kan de burada dur, siz baysızı, bütün mağlu devletinizi din hizmetine koyarsınız. Sahabaları görüşür. Sahabalar, künüge az yine nani işerdi, az yine mesih yerdi. Libaslari bitta yoki ikkitaydi xolos. Libaslarda hatto yamaqlar ham bor edi. Bunaqangi yumshoq, go'zal narsalarda o'tirmas edi ular. Bunaqangi gilamlar bo'lgan uylarda o'tirmas edi. Nihoyatda oddiy bir saxirona yashashar edi. Ammo ishlasiz yo'q degan emas edi u. Katta-katta bog'lari, minglarcha otlari, minglarcha qo'ylari bor edi. Minglarcha xizmatchilari, qullari bor edi. Ammo ularni nafsiga ishlatmas edi. Ulardan bo'lgan foydasi hammasini Alloh yo'liga ishlatar edi. Ana o'shanda ham mulk egasi bo'lyapsiz, ham kambag'al bo'lyapsiz, ya'ni saxir bo'lib yashayapsiz. Islomning maqsadi shu. Ha deb o'zingga naqmagin deb.
o'zingga sarflamagin. Va qolatinlar jahannam aytdiki, usirtu bil jabbarina val mutakabbirin. Usirtu ya'ni afzal qilindim, jannatdan ustun qilindim, jabbor insonlarga jabr qiladiganlar va mutakabbir kibrli insonlar bilan deydi. Jahannam aytayaptiki, jannat men sendan ko'ra afzalman, Allohga yaqinman, nimaga? Chunki menga zolimlar keladi, menga mutakabbirlar keladi, shunga men azob beraman deydi. Shunga azob berib jazo berganligi uchun sendan ko'ra men Allohga yaqinman deydi. Al-Hadis va oxiriga sabab Alloh taolo oxirgi kalasini o'rtasida hukm chiqardi. Aytdiki, jannatga jannat sen meni rahmatimsan dedi. Ey jahannam sen meni g'azabimsan dedi. Shunda Alloh taolo javob berdi o'rtalarini, o'rtalardagi masalani hal qildi Alloh taolo. Bu hadisdan ma'lum bo'lyaptiki, jahannam o'ziga zolimlar, kibrlilarni kirishligi bilan xursand bo'lyapti. Va o'zini jannatdan afzalligi, jannatdan ustunligi uchun shu narsani dalil qilyapti. Demak, jahannam shu zolimlarga, kibrlilarga azob berishlik bilan xursand bo'lyapti. Shuning uchun yuqoridagi darslarda ham keldi. Shariatga xilof qilganlarga jazo bergan vaqtida xursand bo'lishingiz kerak. Chunki Allohning dushmaniga jazo beryapsiz. Shariatni buzgan odamga jazo beryapsiz. Mana jahannam, agar kibrlilarga, zolimlarga jazo berishlik insonni qalbni og'ritadigan afsuslantiradigan narsa bo'lsa, jahannam Allohning huzurida bu narsa bilan sevinmas edi. Tushunyapsizmi, do'stlarim? Va insonlarning ko'ziga zaif ko'ringan, insonlarning ko'zidan qolgan faqir insonlarga ikromda bo'lishlik kerak ekan. Chunki jannat mana shu amalni zikr qilib o'zini afzalligini ko'rsatyapti. Mana ichida masalani ham biz olishligimiz kerak. Alloh taolo ikkalasini ham qabul qildi, rad qilmadi. Demak, mu'minlarga ega chiqishligimiz, ularni ya quchog'imizni ochishligimiz kerak. Zolim mutakabbirlarni bo'lsa rad qilib, ularni jazosini berishligimiz kerak. Qallohu ta'ala Alloh taolo aytdiki, Qasos surasi 83-oyatda tilka darul axiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluvan fil ardi va la fasada. O'tgan darslarda ham keldi. O'sha oxirat hovlisidir, oxirat bog'chalaridir. Uni biz yer yuzida buyuklikni va fasodni xohlamaydigan kishilarga tayyorlab qo'yamiz deydi. Chetda mana uluvan fil arzi. Ulu kalimasi yana uchun Imom Zahabiy kibr bobida zikr qilyapti. Alloh taolo aytayaptiki, kibrni xohlamaydigan kishilarni jannatga kirgizaman deydi. Kim kattalikni da'vo qilsa, kibr qiladigan, o'zini katta deb gumon qiladigan bo'lsa, ular jahannamga o'tin bo'ladi, jannatga kira olmaydi ular. La yadkhulul jannata. Va qala ta'ala Alloh taolo yana Luqman surasi 18-oyatda aytdiki, "Va la tus'ir khaddaka lin-nas." Ya'ni Luqman o'zining o'g'liga nasihat qilyaptiki, "O'g'lim, odamlarga yuzingni burmagin." Hali kibr qilgan holatda. Aziyat bo'lgan holatda boshqa masala. Payg'ambarimiz alayhissalom ham ba'zi sahobalardan yuzlarini burganlar. Ya'ni munkarga g'azabingiz kelish kerak. Shariatga xilof bo'lgan narsani ko'rganingizda yuzingiz o'zgarmasa, g'azabingiz kelmasa, demakki qalbingizda iymon yo'q ekan. Munkarni ko'rganingizda g'azablanishingiz kerak. Lekin bir inson kelsa, u kambag'al yoki bir ko'rimsiz yoki boshqa tarafidan qarab turib, teskari qarab gaplashgisi kelmasa, harom bu narsa. Kibr bo'ladi. Qur'onda aytayaptiki, shunchalik yomon amal bo'lganligi uchun Qur'on buni ochiq zikr qilyapti. Va la tus'ir khaddaka lin-nas, odamlarga yuzingni burmagin deydi. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Ve yerde kirilip yürmeyin diye. Yürgende kirilip yürmeyin. Geri dair. Dürüstmez bu. Hey, cihatta dürüst. Cihatta polisiye kılıç tükürtere, kelefini göp tükürtere, yavadda geri dair yürsüz buladı kafirlere karşısında. Ama mumullerde işte de, mumullerde mahallesi de, mescitlerde, medreselerde kirilip yürmeyin. Bu kirilediğin yürmez o. Tavazı okuladığın yer. İnna Allaha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Albatta Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi har bir girdayuvchi, maqtanchoq, faxrlanuvchi insonlarni. Yaxshi ko'rmaydi Alloh taolo. Yomon ko'radi. Demak, Alloh yaxshi ko'rmagan odamni biz yaxshi ko'rishga haqqimiz bormi? Yo'q. Kibrlangan, girdaygan, maqtangan, faxrlangan odamlarni biz ham yomon ko'rishligimiz kerak ekan. Alloh yomon ko'rsa Robbul alamin, biz ham yomon ko'rishimiz kerak. Chunki biz egamiz yomon ko'ryapti. Ay la tumil khaddaka lin-nasi mu'rizan mustakbiran.
İmam Zahabi ayetini tafsir kılıyordu ki, yani yüzü gürgen, kibir kıgen halette adamlardan yüzüğünü bürmeyin. Vel merahat tebahtur. Merah digen ve girdeymak, kirilmak digen. Ve kâle selametu binul ekva. Selame bin ekva etti ki, ekele raclun inden nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi şimalihi. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda hiç uyanmazdan çap kolubla yedi. Çap kolubla alıp yiyen. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etler ki kül bi yeminik on kolubla yiyin dediler. Bunda malum oluyor ki tam yiyip oturuyen vakitte tamın adamıya hılap bulgen işle sahibi olsa ayçilik gereken. Peygamberimiz aleyhisselam eti yaptılar. Çap kolubla adamıya davet eder ki kül bi yeminik on kolubla yiyin dediler. Albatta fitne fasad çıkmaydigan bo'lsa. Chunki ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, siz bir mintaqaga borasiz, o'sha mintaqani bir rahbari yoki olimi deyilgan odam chap qo'li bilan yeyapti. Shunga siz o'ng qo'li bilan yegandingiz, fitna chiqaradi. Beadab deydi. Vahobiylar beadab bo'ladi. Katta-katta olimlarga ham vaqt qistashaveradi shunday. Katta-katta mo'jizachilar, mansabdorlarga ham shunday bir o'zicha aql o'rgatiladi vahobiylar. Vahobiy bo'lsan sen. Shuning uchun tashqariga chiqib o'qimanglar deymiz-da, deyishadi. Ha, buni vahobiylikka nima aloqasi bor buni? Beadablikka nima aloqasi bor buni? Seni bir hadisga da'vat qilyapti-ku. Odobni o'rgatyapti, rahmat degin. Orqang ochilib qolgan bo'lsa, berkitib qo'y desa, jinoyatchi bo'ladimi endi inson? Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi, o'ng qo'limdan yegin dedi. Demak, fitna chiqmaydigan yerda aytasiz, o'ng qo'limdan yegin dedi. Chiqadigan bo'lsa, ehtiyot bo'lasiz. Imkoni bo'lsa ayting, bo'lmasa aytmaysiz. Chunki fitnani zarari ko'proq. Dasturxonda usta gapirsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savollar keladi. Demak, gapirsa bo'lar ekan. Shu dasturxonda usta bo'lyapti shu gaplar, ovqat vaqtida, taom vaqtida. Payg'ambarimiz aleyhissalom o'ng qo'lingdan yegin deyaptilar. Demak, odoblarni o'rgatib, shariy narsalardan gaplashsa bo'lar ekan. Ammo endi shariy narsadan gapirsa bo'lar ekan-da, va'zni ham boshlab olmaysiz dasturxonda ustida. Qola la astati'u. Bu odam aytdiki, qo'limdan kelmaydi. Ya'ni o'ng qo'limdan yeyolmayman dedi. Qola lasta fa'ata. Payg'ambarimiz alayhissalom achchiqlari keldi, baddua qildilar. Qo'lingdan kelmasin ham dedilar. Ya'ni o'ng qo'limdan yeyolmagin deb baddua qildilar. Ma mana'ahu illa al-kibru. Salama bin Akva sahobiy aytadiki, bu odamni hech narsa man qilmadi Rasulullohning so'zini qabul qilishlikdan. Rasulullohning so'zini qabul qilib, chap qo'lda ishlaydi, tark qilib, o'ng qo'lda ishlaydi. Ne boshlashligida ishlasa man qilmadi illal kibru faqatgina kibr man qildi. Kibr qilganligi uchun shu gapni gapirdi. Samarafaha ila fihi ba'du. Rasulullohning shu badduosidan keyin hayotini oxirigacha o'ng qo'lini og'ziga olib borolmadi deyapti. Qarang, Rasulullohning duosi qabul bo'ldi. Davog'i muslim va muslim rivoyat qildi. Mana o'ng qo'lda ishlik hukmi nima? Farzmi? Yo'q. Vojibmi? Yo'q. Bu sunnat. Sünnet. Şu sünneti kımagenge Rasulullah baddua kvaliyatı. Hani şeriatı mahkemleyelim. Bu şeriat bu. Hazır nesemez ki o. Demek sizge ayetinle türügen hak eğer sarz vacib bu mesela sünnet bu sen ihtiyat burası giz gerek. Eğer bu sünnet ki ne kadar bunu demektir gerek. Bana bunu halatı geçip olmaz. Baba bu muslim, imam muslim var kıldı. Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Ela uhbirukum bi ahlinler. Ahgahım buriler. Sizlerge cehennem otunin ahliden haber vereyim mi? Cehennem ilade eti vereyim mi sizlerge kimliğini diyebilirler. Elbette bunu Resulullah diye sahih hadis kulağlarımızı kepsi açıp kalbimizi eşitleyelik. Cehennem ahlinin kimliğini eti veriyor. Biz yaşta biçtik ki o şey insanlardan bu maktaki hareket kılamız. Kullu utullin, her bir kopal, kopal bir burasılar ha, kattığı muamele kılıdı yani. Her bir kopal insanlar. Demek kopallar cennete girmedi yani, kopal bulmayın siz. Kopal buluşu ki hareket okumayın. Bizde cemiyetler cahilen olup gitkenler için kopallar diye aşk görüştün. Ama ya kopal yapırıp kopal muamele kıyanlar diye aşk görüştün. Ya adam yoksa bir, sahabalar geri geçtin, peygamber geri geç. Kopallar cehennemde birinci olup gidiyordu. Cehennem ahlı olsun. Cevazin. Cevazin yani bağrı taş diyor. Hem koparlık kıladı, kalbi kattık. Hiç sizge merhameti yok. Müstekbirin kibirli. Mütekebbir. Kette gitti diyor.
kibirni tarixini ko'rdirasan, ikki qismdan iborat. Haqqa qarshi chiqadi, odamlarni past ko'radi. Muttafaqun alayhi Imom Buxoriy va Muslim. Demak, bu hadisni eshitgandan keyin agar qalbingizda iymon bo'lsa, shu sifatlar sizda yo'qolib ketishlik kerak. Bo'lmaslik kerak sizda. Va boshqalarni ham da'vat qilishingiz kerak. Ikrima bin Xolid Ibn Umar radhiyallohu anhu bilan muloqot qilgan ekan, ko'rishgan ekan. Taqola Ibn Umar aytgan ekanki, "Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul" Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eshitdim, o'kishadilarki, "Ma min rajulin yaxtalu fi mishyatihi va yata'azzamu fi nafsihi" Qaysi bir odam yurganida gerdayib yursa va o'zi o'zicha kattaman desa, fi nafsihi o'zini nafsida, qalbida o'zinicha katta deb gumon qilsa, menja katta odamman men desa, illa laqiyalloha va huwa alayhi g'azzan. Shu odam albatta Alloh bilan uchrashadi, Alloh taolo unga g'azab qilgan holatda. Allohning huzuriga borsiz, Alloh taolo sizga g'azab qilgan holatda bo'ladi. Ko'chada ketayotsangiz, ikkita belisi ushadi sizni. Sudrat mashinaga tashladi, qamoqxonaga olib borishdi. Shunda qamoqxonani kattasini huzuriga olib borganda g'azabi kelib turgan bo'lsa, bilasiz nima bo'ladi endi holatingiz. Ha, bilasiz nima bo'lajagini. G'azabi kelib sizga qarasa, nihoyatda g'azabi kelib turib, yuzlari qizarib haligini ko'rgandan keyin taom hech qanday uzr ham aytmaysiz, boshqa ham qilmaysiz. Bilasizki, sizni masalangiz nimaligini. Ha, ishingiz bitdi sizni. Boshqa endi peshonada borakanda deysiz. Bu kishilar bir maxluqda shunchalik qo'rqyapti. Allohdan qo'rqmaysizmi? Bütün olamlarni yaratgan zot sizga g'azab qilsa. Shuning uchun yurganingizda gerdayib va o'zingizcha kattaman deb o'ylamang. Tarqining bo'ladi. Haza Alashati muslimin bu hadis shunday bir sahihki Imom Muslimni shartiga ko'ra. Sahih min hadis Abi Hurayra radhiyallohu anhu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning hadisidan ham sahih bo'lib sabit bo'lgan avvalu salasatin yadkhuluna an-nar. Jahannamga kiradiganlarning avvalgi 3 tasi. Shu jahannamga kiradiganlarning avval 3 toifasi. Amirul mutasallitun birinchisi zolim amir. Zolim rahmonlar birinchi bo'lib jahannamga ketadi. Vaqoniyun la yuaddi zakata va zakotini ado qilmaydigan boy, zakotini bermaydigan boylar ikkinchi safda. Va faqirun saxurun va maqtanchoq faqir, kambag'al. O'zing kambag'alsan, hech narsa yo'q, nimaga maqtansan? Nimaga faxrlanasan? Nimaga kibr qilasan sen? Kibr qilishing durust emas hech kimga. Lekin kambag'alga hech yarashmaydi. O'tgan darslarda aytdim, mansabdor kim mansabi uchun kibr qiladi. Boy boyligi uchun kibr qiladi. Sen nima uchun kibr qilasan? Bu ochiqchasiga Alloh bilan kattalik talashyapti bu odam. Qultu Imom Zahabiy aytayaptiki, va sharrul kibri man takabbara alal ibad bi'ilmihi. Kibrning eng yomoni, kibrdi eng badbaxti insonlarga ilmini sababidan kibr qilgan odam. Mana mutakabbirlarni o'qidik. Shularda eng yomoni odamlarga ilmini sababidan kibr qilgan odam eng badbaxt mutakabbir bo'ladi. Meni ilmim bor, men olimman deb turib haqni inkor qiladigan bo'lsa, Qur'on hadis gapirganda qabul qilmaydi. Sen kimsan menga o'rgatasan, menga aytasan. Yoki odamlarni past ko'radi. O'zini baland ko'radi. Mana shu eng badbaxt mutakabbir bo'ladi. Va ta'azzama fi nafsihi va fazilatihi va o'zicha o'zini fazilati bilan o'zini baland sanagan, katta sanagan kishilar. Fazilati. Masalan, siz tahajjud namozi o'qiysiz, boshqa talabalar o'qimaydi. Shunda ularga ne past ko'z bilan qaraysiz. Ha? Ular tahajjud o'qiydi. Ha? Fazilatingiz sababidan o'zingizni katta tutadigan bo'lsangiz, eng badbaxt mutakabbir bo'lasiz. Yoki men ko'chaga chiqqanda ne odamlarga qarab turib, bular ilm o'qimaydi. Deb ilm o'qib yurganligingiz uchun ularni tahqir urma degan bo'lsangiz, mana shu eng katta badbaxtlik bo'ladi. Eng katta kibr bo'ladi. Joiz emas. Nimaga endi hammaga kibr harom bo'ladi-da, olimlarga halol bo'lsin? Olimlarga ham halol emas. Yoki bo'lsa siz sunnatlarga amal qilib yurgan bo'lsangiz, sunnatga amal qilmaganingizni ko'rib, buni qaranglar, hayvon. Nima deysiz kerak? Ha, o'zigani o'zingizni fazilatingizni inkor qilish emas. Masalan, Alloh taolo sizga fazilat deb tahajjud o'qiyapsizmi? Tahajjud o'qiyap turganingizda boshqalarga qaraganingizda, Allohim, qaniydi shu birodarlarimizdan tahajjud o'qisin. Men ham shulardan hech qanday bir fazilatim yo'q o'zi. Shu insonlardan ortiqcha yerim yo'q.
Ama sen menga rahim qilding, fazl qilding, menga nasib qilding. O'zingga hamdor bo'lsin. Deyishligingiz kerak. Ilmingiz bo'lsa, yoki sunnatlarga amal qilib turgan bo'lsangiz, ya Alloh, men ham shularga o'xshagan bir inson edim, menga rahim qilding, menga shu sunnatlarni, shu fazilatlarni nasib qilding. Shu birodarlarga ham nasib qilgin deyishligingiz kerak. Buni so'fular xato tushunishadi shu yerda ham. Hali o'zini baland ko'rmasin deganda aytadiki, biz hammadan yomonmiz deydi. Xato tushunishadi. İtten hem battarımız deydi. İnsan itten battar bu muydu? Bazı sufiler dedi ki biz nedesten hem battarımız deydi. Dürüstmez bu gaflar. Tavazu kurası, tavazunun uzun haddi var. Maksat kibir kımaslik. Kibirde yok atamandır. Bir faziletlerini yok alıştı gücün. Nefsim, benim bile mahtemesindir. Şu yerlerde hata düşünüşüp, dedi bir katta bir avliya varken, adamlar bunu avliyalığını bilip konuştu deydi. Bilip koyarken, ertesi günü borup, hammamga, kiriptide hammamda çarçıklarını oğullar kaçıp gitti. Ki hammamda kuvul yaptı onu. Kastan, haliki avliyadın meşhur bu, yani hemen onu yaş görüyen mahalleye kaçıp. Hammamda kuvul yaptı, arkasından bir iki adam koşulgen, haliki avliyanı kuvul yaptı. Mahalleye giyenlerin tohtaptı kastan. Hammam düşe baktı, uğrup diye dedi, hemen kere ayrıca dinlemeye, bu bizi mahallenin avliyası ki, bu alımı kimse, eğer bu bak, hammamda çarçıklarını oğullar. Keyin hamma uni yuzigirib, buni avliyosi rasul olam ekan ki, yuzigirib ketgan eng sodiq shogirdlari shunda ham kelishib xizmatini qilishib, shulay qolgan avliyoni uyiga boshibdi-da, bir ikki o'zlariga kelgandan keyin nimaga bunday qildingiz? Desa nafsimni o'ldirishlik uchun, kibr qilmaslik uchun deb degan. So'plar yig'laydi. Mana haqiqiy avliyo, biz qilolmaymiz buni. Haqiqatan biz qilolmaymiz buni, xohlamaymiz ham, Alloh saqlasin. Qiladigan ish emas bu. Qiladigan ish emas bu. Hech aqliga ham to'g'ri kelmaydi. Yosh bolagachidan qilmaydi shuni. Bu durust emas bu. Shaytoniy yo'l, sondan emas. O'zingizni hokiming. Bu narsalar qalbda bo'ladigan narsa. Zohiran o'zingizni izzatingizni saqlaysiz. O'zingizni hokimaysiz, past qilmaysiz o'zingizni zohiran. Lekin qalbingizda hammani o'zidan baland deb bilasiz. O'zingiz gunohkor deysiz. Fayna haza lam yanfa'hu ilmuhu, chunki bu odam shunday bir badbaxt odamki ilmi unga foyda bermagan deyapti. Ilmini sababidan, fazilatini, amallarini sababidan boshqalarga kibr qilib, boshqalarni past ko'rib, o'zini katta bilganlarga ilmi foyda bermaydi deyapti. Fayna man talaba al-ilma lil-akhirati. Chunki kimdakim ilmni oxirat uchun talab qilgan bo'lsa, kasarahu ilmuhu, ilmini sindiradi deyapti. İlimde siz ahiret için öğrengen bu siz, ilimizde sindiradı. Bu mağlardı kanın kandı adam bile cehalet zamanı. Köçede şimdi bir tane yürüşerdi. Ne bu adam karagana korkardı bu mağlardı. Yani. Tam yekil yemekin tavazulü bu kaldı. Tavazusu ki acayip bir delil şu ki, halifeliği zamanında futuhatlar köpeyip, sahabeler bayıp gitgeldi için mehir köperlik gitti. Hazır ki dolarına hesaplarsız bir 70 bin dolar, 100 bin dolar gibi çıkıp gitti mehirler. Çünkü pul köptü, altınlar köp. Şimdi Ömer radıyallahu anh'u bir günü minberge çıkıp etti ki dürüstmez. Peygamberimiz aleyhisselam zamanında falan falan miktarda mehir verirlerdi. Bir günden ki bir kanun çıkarıyordu bana bir günden başlar falan miktardan artıkça mehir verilmesin. Kim? Mehir'i şundan köterledi gelmesi hakkı ceza verilmez dedi. Hiç kim etiraz kılmaz. Sahabalar oturuptu, tabiyeler, başkanlı oturuptu. Şimdi razı bitirgenler ki minberden çıksa da sekin kiti yaptırgenler de bir kempir girdi. Umar Tuhtar dedim bir kempir, kare kempir. Kendime geldi. Ya sen ne hakkın var dedi. Allah-u Teala Kur'an'da etken Nisa surasında. Şimdi bu ayeti tefsirde uzunluk gitti. Bu nasıl Kur'an'da ayol kişiye belirlediğin mahalde köpünü hadde belirlemeyen. Mesela falanca bulsun demeyen Kur'an'da. Allah Teala mahalli köpünü belgilemeyen de senin ne hakkın var belgileysen? Diyenler ki, Umar darun minberge kaydı çıktı. Tohtayla da ama tohtasın kere darun. Umar hata kıldı, kempir doğru etti. Medine'nin kempirleri yan Umar'la göre alın vaktini. Ben hazır sizlere bir hükümet geldim hata kıldım. Hakikaten şu ayete göre mahalli ahirgi neticesini hiç kim belgilenmeyen dedi. Ütevi mahallede kütermeler ki kıyneledi adamlar. Hususen ki yenge ümmetlerine kıyım bulardı. Bana bazı milletler var ya mesela taşkarda yana taşkarda özgürler var. Mahalleleri belend maşallah. Yaşlar yönelemeydi. Kıyneli şimdi. Kamide 3 bin dolardan başlaydı mahal. 3 bin dolar. Fakat mahal bozdu. Başka masraflarda kıyım yiyordu.
20 ming dollarlik o'zbek qizlari bor. 20 ming dollar, mahri 20 ming dollar. Naqd sana berasiz, kiya olasiz, misolamiz. Umar jaholatda qanday odam edi, islomga kirib xalifa bo'lgan vaqtida hamma itoatida butun yer titraydi Umar desa, bir kampir gapirganda aytadiki, sen mendan ko'ra olimroq edi. Qarang, kasala va ilmuhu ilm bo'lsa, ilm insonni shunday sindiradi. Va xosha qalbuhu va qalbi xushuli bo'ladi, qalbingiz qo'rqadi. Agar ilmingizni haqiqatdan siz Qur'on hadisni oxirat uchun o'rganib turgan, Alloh rizosi uchun o'rganib turgan bo'lsangiz, qalbingizda qo'rquv ko'payadi. Qur'on hadis eslatilganda qanchalik katta olim bo'lsangiz ham titraysiz. Sahobalar Qur'on o'qib berardi, Rasululloh yig'lardilar. Ammo hozirgi ustozlarga siz borib Qur'on o'qisangiz, tahlili hadislarni o'qisangiz, hech nasomaganda turaveradi, haykam bo'lsa. Ya tahlil kelsa chiq-chiq deydi, siz chiqib olib yig'laysiz. Nimaga hali sizga tahlillanganligini bildirmadik kerak. Siz kimsiz ki bunu taqillantirib yuborsiz? Shunday bir aqidasi bor. Sizning nima haqqingiz bor ki bir katta olimni taqillantirib yuborasiz? Shunday bir buzuq aqidalar bor. Nima bo'pti? Qur'on hadis o'qilyapti shu. Qur'on hadis ki yosh bolaysa ham sen ta'sirlanavering. Alloh va Rasulining so'zi aytilyapti. Mana kimiki Alloh rizosi uchun o'qisa, bir kichkina odam, bir arzimagan odam bir haqni gapirganda shundan ta'sirlanadi. Lekin nafsini baland qilishlik uchun kibr uchun o'qigan odam bo'lsa, qancha dalillarni ko'rsatsangiz ham firavon bo'lib turaveradi. Vastakanat nafsuhu va nafsi taxt bo'ladi. Nafsi xor bo'ladi. Bokana ala nafsihi bil misot. Bu odam oxirat uchun ilm o'rgangan odam nafsini ustida doim poylovda bo'ladi. Misot degan aslida tistirmani aytiladi. Doim kuzatuvda bo'ladi. Nafsini kuzatib turadi. Falam yaftur anha. Nafsidan hech qachon g'aflatda qolmaydi. Nafsiga bir fursat bermaydi. Bal yuhasibuha kulla vaqtin. Balki nafsini har vaqt hisob qiladi. Nima qilyapsan? To'g'ri qilyapsanmi? Katta ketib qolmayapsanmi? Qur'on hadisiga amal qilyapsanmi? Qur'on hadisdan ketyapsanmi deb doim hisob qilib turadi. Va yusaqifuha nafsiga tarbiyat beradi. Nafsini saqofat sohibi qiladi. Fa in ghafala anha jamahat ani tariqil mustaqim. Agar olim nafsidan g'aflatda qolsa, darro nafsi to'g'ri yo'ldan burilib ketadi va ahlakathu va olimni halok qiladi. Qara, ilm o'qishlik o'zi oson emas. Mana talib ilm bo'lib yurib ko'ryapsizlar, biz ham necha yillardan beri mana talib ilmlar kundek dars berib yuribmiz. Ilm har kimga ham nasib qilmaydi. Ilmda oxiratlar kerak. O'zi ilmni topish qiyin. Ilmni topganingizdan keyin ham shaytonlar hammasi kelib sizga yopishadi. Bittasi oyog'ingizdan, bittasi qulog'ingizdan, bittasi sochingizdan, bittasi belingizdan tortib hammasi ilmdan mahrum qilmoqchi bo'ladi. Siz shuncha qiyinchiliklar shaytonni daftirganidan keyin ba'zi dunyoviy mushkulotlar bo'ladi. Ota-ona tarafdan, fishaqrabo tarafdan, oila tarafdan yoki pul yo'qligi yoki boshqa har xil sabablar bo'ladi. Shularda hammasiga sabr qilib olim bo'lishlik o'zi qiyin. Olim bo'lganidan keyin yana shayton keladi, aytadiki, shuncha qiyinchilikda ilm o'qiding deydi. Kim senga teng keladi? Shu shaharda senga teng keladigani bormi? Yo'q. Hammasini sindirib tashlaysan. Hammasini yutib tashlaysan. Sen eng katta olim bo'lding deydi. Hammadan katta bo'lib ketding deydi. Hech kim gapini qabul qilmagan deydi. Hech kim senga teng kelolmaydi deb sizni kibrlantiradi shunday. Shaytonning gapiga ishondingizmi? Halok bo'ldingiz. Shuncha qiynalib o'qigan ilmlaringiz, shuncha mujohada, qurbonliklar, sabrlar hammasi bo'shiga yo'q ketdi. Jahannamga o'tin bo'lib ketdi, Alloh saqlasin. Va man talaba al-ilma lil-fakhr va riyasati. Kimda kim ilmni faxr uchun talab qilsa va rais bo'lishlik uchun, rahbar bo'lishlik uchun, katta bo'lishlik uchun marosimlarda to'g'rida o'tirib, men gapiray, meni aytganim bo'lsin. To'g'rilarda men o'tiray. Ovqatlarni, taomlarning yaxshi menga kelsin, liboslarning yaxshi menga bo'lsin. Hamma meni ko'rganda egilsin, ta'zim qilib tursin. Hamma meni maqtasin deb o'qisa va nazara ilal muslimina shazaron va muslimlarga shazaron qarasa. Shazaron degani ko'zini qirib bilan degani. Qirib qarashlik. Sunnatda ham deya qarashlik. Hali uzr bo'lsa boshqa masala. Masalan namozda payg'ambarimiz aytgan sahobalarga ko'zini qirib qaraydi. Bu uzr boshqa masala. Nega gaplashib o'tirganda bu odamni bir gapiga bo'lsa nega qarab qo'yadi? Jilmayib qo'yadi. So'zlayib qo'yadi. Nega ko'zini qirib qaraydi? Rusmas payg'ambarimiz aslan bir tarafga qarasa yuzlaridan qaralmasindi. Ko'zini qirib bilan qaramasin. Uzrli holat mustasno. Kimki musulmonlarga ko'zini qirib bilan qarasa va tahaqqa alayhim va ular ahmoq sanasa. Ahmoq ular desa.
vazdara bihim, ularni masxara qilsa, pastlansa, fahaza min akbaril kibr, bu kibrlarning eng kattasi deyapti. Shayton ham katta olim edi. Shu kibr qilib badbaxt bo'ldi. Shaytonga eng yaqin kishilar shular bo'ladi. Kibrli olimlar shaytonga eng yaqin bo'lgan kishilar. Wala yadkhulul jannata, va jannatga kira olmaydi. Man fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Qalbida kibrdan zarrani og'irligicha bo'lgan odam jannatga kira olmaydi. Hadisning ma'nosini keltiryapti. Bu lekin olimlar mustasno degan yeri yo'q. Olim bo'lsa ham jannatga kira olmaydi. Fala havla va la quvvata illa billah. Hech qanday holimiz va quvvatimiz yo'q, lekin Alloh subhanahu va taolo yordam bersa bor.